Evet, burada Ripple meselesi üzerine konuşacağız. Diyor ki bak, iki hakim iki farklı karar. Ripple ve Coinbase davaları tehlikede mi? Ripple ve Coinbase davaları, ya artık olaylar o kadar karıştı ki, mesela şöyle söyleyeyim, ben videolarda biraz daha baştan başlayıp anlatmaya çalışıyorum. Bazı kesim dinlemiş oluyor, sıkılıyor, bazı şey, ama olaylar artık o kadar böyle birbirine geçti ki, böyle saçma sapan bir olaya dönüştü ki işin hukuki süreci. Sürekli bir yenilik oluyor, sürekli bir değişim oluyor ve işin ucu hiçbir yere çıkmıyor. Yani bomboş bir yere gidiyor. Dolayısıyla durumu anlatırken de baştan başlamak ve şey yapmak zorunda kalıyoruz. Saçma sapan bir şey oldu yani. Şimdi bir tanesi diyor ki, bir tane yargıç çıkıyor diyor ki, XRP'den ziyade işte Annalisa Torres'ten bahsediyorum burada. Diyor ki borsalar üzerindeki satış yatırım sözleşmesi teşkil etmez. Peki işte sadece şirketin farklı şirketlere yaptığı doğrudan satışlar teşkil eder. Bir tanesi diyor ki hayır öyle de değil. Rakoff'tan bahsediyorum. Hayır diyor öyle de değil. Alayı diyor teşkil eder ama diyor kripto paralara biz bir menkul kıymet diyemeyiz. Yani ne diyeceğiz peki yani? Onu da söyle ki bari düzgün bir şekilde anlayalım, tamam mı? O yüzden kimisi bunların hepsine emtia diyor. Kimisi hepsine menkul kıymet diyor. Kimisi bazı durumlarda bazısına menkul kıymet diyor. Kimisi bazı durumlarda bazısına emtia diyor. Kimisi diyor ki ikisi de değil, duruma göre hareket etmek lazım. Yani herkes başka bir şey söylüyor. Bir tane senatör onu söylüyor, öteki hakim onu söylüyor. İşte başsavcı öteki başka bir şey söylüyor. İşin içerisinden çıkılmıyor. Dolayısıyla ABD tarafındaki konuya ilişkin hukuki sürece de güvenilebilecek bir durum yok aslında. Öyle ki duruma ilişkin net bir karar verilmesi, örneğin bir hakim, bir yargıç baksa farklı bir karar çıkacak. Öteki baksa farklı bir karar çıkacak. Temyize gitse karar değişebilir. O yüzden çok enteresan durumlar var yani ortada. Kripto piyasasında SEC XRP davasında uzun süredir beklenen karar 13 Temmuz'da gelmişti. Doğru. Şu anda bu da Temiz'le karşımıza çıkacak gibi duruyor tabii ki. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Şu an mevcut süreçte bunun çözülebilmesinin malum tek bir yolu var, tek bir yöntemi var. O da yasa çıkması. Net bir çerçeve oluşturulması. Yani bu kadar basit. Ama şu an için radikal çözümler arıyorlar. Mesela McHenry gibi taraflar biliyorsunuz ki işin daha şey kafasında. Böyle öyle bir yasa çıkaralım ki mevcut yasayı kastediyor o da. Mevcut yasa için gözünü dikiyor. Adam diyor ki ya öyle bir yasa çıkaralım ki mevcut senatörlerin çıkardığı var ya işte tam böyle istediğimiz gibi olsun. Tamam, tam istediğiniz gibi. Bu sefer demokratlar bunu istemiyor. Örneğin şu anda komiteden geçti yasa, doğru, ama McHenry bunu senatoya sunar sunmaz bu sefer senatörler oy çokluğuyla reddedecek. Yasa patlayacak. Dolayısıyla McHenry de mahsus şey yapmıyor ki, senatoya sunmuyor ki, bekliyor ki hala çözülebilsin. Biraz daha seçimden sonra işte sunulabilir vesaire. O bekleniyor ki senatörler hiç değilse değişir ve oy çokluğuyla biraz daha hareket edilebilir. Ya durum bu. Yasa gelse işi kurtarır ama şu anda senatoya gönderilebileceği bir durum yok. Hani patlayacağı için gönderemiyor adam. Dolayısıyla ortada böyle inanılmaz derecede bir kilit var. Anlatabildim mi bilmiyorum. Mahkeme hakimi XRP'nin satışında ayrım yaparak borsalarda satışının menkul kıymet niteliğinde olmadığını ve menkul kıymet yasasını ihlal etmediğini belirtti. Bunun yanında XRP'nin kurumsal satışının menkul kıymet niteliğinde olduğu belirtildi. Ya artık ben bile dava süreçlerini takip ederken ve yargıçları böyle şey yaparken takip ederken gerçekten sinirleniyorum yani, çok gıcık oluyorum. Bir noktadan sonra insan artık yeter diyor yani, gerçekten yeter diyor insan. Dolayısıyla şeyi de anlayabiliyorum. Senatodakiler ya da komitedekiler vesaire biliyorsunuz. Özellikle finans komitesi tarafı geçtiğimiz vakitlerde çok sinirlenen, işte Gary Gensler'a küfürler edenler oldu. Ne bileyim, dava etmekle tehdit edenler oldu. İşte bir sürü bir şey. Onlara da hak verebiliyorum. Çünkü çok artık
Piyasa çok gergin yani. Ancak New York Güney Bölgesi'nden ABD Bölge Yargıcı Jed Rakoff verdiği bir kararda ise XRP kararını veren hakimin kararını eleştirdi ve yanlış olduğunu yazdı. Karışık olduğunu söylüyor, karışık olduğunu dile getiriyor. Katılıyorum, karışık ama bu şekilde değerlendirilir bence yani. ABD hakimlerinin verdiği kararları değerlendiren Yatırım Bankası Berenberg, yargıç Jed Rakoff'un XRP kararını kesin bir şekilde reddettiğini yazdı. CoinDesk'in haberine göre Mark Palmer liderliğindeki analistler, yargıç Rakoff'un XRP açıklamalarının Coinbase'in savunmasını karmaşık hale getirdiğini belirterek şunları yazdı. New York Güney Bölgesi'nden ABD Bölge Yargıcı Jed Rakoff kararında XRP kararını veren yargıç Torres'in kripto borsalarında kurumsal satışlarla perakende yatırımcılara satışlar arasındaki ayrımını reddetti diyor. Yargıç Jed Rakoff, bu ayrımı bir varlığın menkul kıymet olup olmadığını belirlemek için kullanılan Howey testinin yanlış yorumlanması olarak nitelendirdi. Bak, ben başından beri diyorum ya, hatta Ripple'ın davayı kazandığı videoda da aynı şeyi söylemiştim. Howey testinin kullanılması bizim işimize gelir ve güzel bir şey. Fakat Howey testinin kullanılmasına ben mantıksal olarak karşıyım. Yani kriptolar için. Ve mantıklı bulmuyorum. İşte o zamanlar anlatıyordum. Şu anda anlatmama gerek yok. Çünkü zaten bir tane sonucu görüyoruz. Hani benim kullandığım argümanlardan ziyade sonuç bu. Şimdi iki tane yargıç Howey testini kullanıyor. Bir tanesi A diyor, bir tanesi B diyor. Bir tanesi siyah diyor, bir tanesi beyaz diyor. Halbuki arkadaş, birkaç tane maddesi var bu testin, tamam mı? Gayet açık. Doğru ama doğru ki yani her noktaya çekebilirsin. Kayış gibi uzatabilirsin yani meseleyi. Ki iş o noktaya geliyor zaten. O yüzden ben sevmiyorum. Bu noktada yargıç Rakoff'un XRP kararı Coinbase'in davasında yargıç Torres'in XRP kararını SEC'e karşı kullanmasını karmaşık hale getiriyor. Zira yargıç Rakoff kararında Howey testinin alıcılar arasında hiçbir ayrım yapmadığını savunuyor. Berenberg son olarak Coinbase hissesinin yakın vade yatırım yapılamaz olduğu görüşünü yineleyerek Coinbase hisseleri için 39 dolar fiyat hedefini korudu diyor. Evet ya, durum bu. Tabii Terra'nın da mevcut süreçte başı ağrıdı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.